Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yine bomba gibi bir Warzone videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün oyundaki kontrat görevlerini anlatacağım. Bu görevlerin avantajı ve dezavantajları neler? Onlardan bahsedeceğim. Bu videoyu siz yorumlarda istediğiniz için çekiyorum. Umarım birilerine faydalı olabilir. Bu arada video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Arkadaşlar oyunda 3 tane görev var. Bu görevler haritada aktif bir şekilde görülüyor ve takım da olsanız, solo da olsanız aynı anda tek bir kontrat görevi alabiliyorsunuz. Bu görevleri tamamladığınızda oyun size belirli miktarda para veriyor. Eğer kontrat yapmaya devam ederseniz bonus yüzdeniz artacağı için sonraki görevlerde kazanacağınız paranın miktarı da katlanarak büyüyecek. Yani ne kadar çok görev o kadar çok bonus para. Şimdi gelelim görevlere. İlk görev sandık açma görevi. Bu görevi aldığınızda oyun sizden 3 tane görev sandığı açmanızı ister ve haritada açacağınız sandığın yerini size gösterir. Oraya gittiğinizde sarı bir sandık görürsünüz zaten. Bu şekilde 3 sandığı da açtığınızda görev tamamlanır. Paranızı alırsınız. Bu görevin avantajı şu: Risk oranı ve düşman tarafından fark edilme oranı en düşük görevdir. Ayrıca 3 tane sandık açtırdığı için bu sandıklardan değerli silah Zırh ve para düşürme durumu da var. Arkadaşlarınızı kaldırmak veya hızlıca para kasmak isteyenler varsa en güvenilir görev budur. Tek risk bir sandıktan diğer sandığa koşarken birinin sizi fark edip takip etmesidir. O riskte görev yapmasanız bile var yani. İkinci görev Raikin görevi. Bu görevi aldığınızda oyun sizden haritada belirlediği noktaya gitmenizi ister. O bölgeye gittiğinizde yerde bilgisayar düzeneği görürsünüz. Ona yaklaştığınızda bir bar dolmaya başlar. Bu bar tek başınaysanız ortalama 30 saniye sürer. Eğer ne kadar çok takım arkadaşınız o bölgede ise barı o kadar hızlı doldurursunuz. Bu bar dolduğunda görev tamamlanmış olur. Bu görevin avantajı şu, oyun size bir sonraki güvenli alanı sarı halka içerisinde gösterir. Siz ister oraya erkenden gidip yerinizi alırsınız, isterseniz oynamaya devam edersiniz. Görevin dezavantajı da siz o barı doldurmaya başladığınızda sizin bulunduğunuz yerden havaya doğru sarı bir ışık belirir. Bu ışığı rakipler görebilir. Sizin orada Raycon görevi yaptığınızı anlayıp size baskına gelebilirler. Size tavsiyem barı doldurur doldurmaz oradan hızlıca uzaklaşın. İkinci dezavantajı da şu. Örneğin siz görevi aldınız ve fabrikaya gitmeniz gerekiyor. O esnada fabrikada rakip oyuncular varsa sizin bilgisayar düzeninizi onlar da görebiliyorlar. Görevi siz aldığınız için onlar yapamazlar ama oraya birilerinin görev için geleceğini bildikleri için pusu kurabilirler. Bu yüzden bu tarz alanlara her zaman kontrollü giriş yapın. Bu görevin şöyle güzel de bir yanı var. Ne kadar çok hızlı olup Raycon görevi yaparsanız o kadar çok güvenli bölgeyi görürsünüz arkadaşlar. Örneğin 3 kere Raycon görevi yaptınız. Oyun size 3 tur sonraki güvenli alanı gösterecek. Aramızda bazı çılgın arkadaşlarımız varsa sadece Raycon görevi yapıp oyunun biteceği alana kadar görebilirler. Üçüncü ve son görev hedef belirleme görevi. Bu görevi aldığınızda oyun sizden çevrenizde bulunan bir ekip oyuncuyu öldürmenizi ister ekranınızın sol tarafında kimi öldüreceğiniz yazar. Haritada ve minimap'te öldüreceğiniz kişinin konumu sarı bir hedef tahtası şeklinde belirlenir ve 3 saniyede bir rakibin nereye gittiği güncellenir. Siz minimap'i takip ederek rakibinizi öldürmeye çalışırsınız ve öldürdüğünüze göre tamamlanır arkadaşlar. Karşı tarafa yani hedef olan rakibe bir haksızlık olmaması için oyun şöyle bir şey düşünmüş. Siz görevi aldığınızda atıyorum beni öldüreceksiniz. Sizde yönetmen adamı öldür yazar. Bende ise yönetmen adamı koru yazar. Böylelikle birilerinin beni öldürmeye geleceğinden haberdar olurum. Hedef olan kişi için ikinci detay ise şu. Sizi öldürecek olan kişinin size uzaklığını gösteren bir threat seviyesi yani tehdit seviyesi var. Tek çizgi sarı renklidir ve tetikçiniz size uzak demektir. İki çizgi olduğunda çerçeve turuncu olur, tetikçiniz size yaklaştı dikkatli ol demektir. Üç çizgi ise kırmızı renkte görünür, tetikçiniz size çok yakın demektir. Kırmızı olduğunda genelde 3-5 saniye sonra mermi sesleri duyulur. Size tavsiyem turuncu olmaya başladığınızda sakin kalıp mini map'ten ve oyundan etrafınızı sık sık kontrol etmeniz. Eğer hedef belirleme görevini alıp yapmazsanız yani oyuncuyu öldürmeye gitmezseniz hedef belirlediğiniz oyuncuya ve takımına para kazandırmış olursunuz. Çünkü bazen etrafta birileri var mı diye kontrol etmek için bu görevi alabiliyoruz. Son olarak size bir püf nokta söyleyeyim arkadaşlar. Eğer uçaktan kalabalık bir bölgeye atlarsanız ve o bölgede hedef belirleme kontratı varsa İlk önceliğiniz o görevi almak olsun. Neden? Çünkü o görev size yakın olan rastgele bir rakip oyuncuyu seçiyor. O oyuncunun bu ilk kargaşada, ilk çatışmada vurulup ölme riski çok yüksek. Ve ister siz vurun ister başkası vursun. Yani kim vurursa vursun, hedefiniz ölürse görev tamamlanıyor ve siz para kazanıyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Çoğu profesyonel oyuncu bu taktiği uyguluyor. Evet arkadaşlar siz benden görevleri anlatmamı istediğiniz, Ben de bilinen ve bilinmeyen tüm detaylarıyla bunları size anlattım. Umarım birilerine faydalı olabilmiştir. Anlamadığınız konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdaki beğeni butonuna tıklayabilirsiniz. Beni desteklemek isterseniz de abone olabilirsiniz. Şu an sizin desteğinizle 137 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.